kazanıyorlar. Genellikle Mundo gerçekten büyük bir hasar gücünü üzerinde tutuyor. Bir gün ateşi pelerine, bir Warmog'a veya bir Rook gömleğiyle birlikte hani gelecek bu ultisiyle can yenilemesi inanılmaz safhalara ulaşıyor. Evet. Yalnız şöyle bir şey var. Orta koridorda Lissandra'ya karşı Ziggs. Burada Ziggs çok dikkatli olmalı çünkü Lissandra'nın kendisine ulaşabileceği çok önemli bir silah var. O buzul pençe. Eğer buzul pençeyle Ziggs'i tutmayı başarırsa o lokumu da dibine atamadan Ziggs yakalanırsa Kha'Zix ormandan gelerek müthiş bir hasar potansiyeli olacağı için Ziggs'i bir anda aradan çıkarabilirler. Riskli bir tercih bana sorarsan Ziggs'e karşılık Lissandra, daha doğrusu Lissandra'ya karşılık Ziggs. Çünkü Ziggs açıkçası kaçış mekanizması sınırlı olan ve gerçi her zaman sıçraması olacak. Evet, kabul. Ama diğer kaçış mekanizması birazcık daha refleksin ön planda olduğu, bazen hani el kaymaları durumunda istenmeyen durumların olacağı bir mekanik. O yüzden Lissandra gerçekten burada çok iyi bir tercih diye düşünüyorum. Şu an Mr. Magoo'nun almış olduğu, ama şöyle bir şey var. Takım savaşlarında özellikle kuşatmalar sırasında Ziggs için şu kullanılıyor, şu söyleniyor. Nedir? Nidalee'nin daha da bir uzaklara dürten versiyonu. Niye? Seksek bombaları sayesinde hem rakibi hem üzerine rakiplerini, minyonlarını da dürtebiliyor. Minyon dalganını çok rahat bir şekilde indirebiliyor. Ayrıca diğer koridora cehennem bombası sayesinde destek sağlıyor. Bir anda destek sağlıyor. Minyon dalganını silip ittiriyorsa geri ittirmesini sağlıyor veya kendi koridorunu daha da hızlı bir şekilde ittirmesine sebep olabiliyor. O yüzden Ziggs çok etkili bir şampiyon. Yani esas fikir burada dürtmesi, seksek bombalarının verdiği yüksek hasar. İkinci fikir ise diğer koridorlara olan baskısı. Evet, yani Ziggs'i genellikle görmeye başladık son zamanlarda. Hem bekleme sürelerinin azlığı hem de senin söylediğin gibi sürekli olarak dürtme yetenekleri, seksek bombaları, zehirmayın tarlası. Hani kule altında bile minyonları çok rahatlıkla, bir iki eşya ile bile çok yüksek hasarlar verebilen bir şampiyon. Ve hani buna karşı Kha'Zix'i burada aslında birazcık iş yaşıyor diyebiliriz. Lissandra evet bir buzul pençesiyle birlikte Ziggs'in üzerine anlık bir şekilde odaklanabilirse, sersemletme yeteneğiyle birlikte Kha'Zix'de çok güzel işler yapabilir erken oyunlarda. Ama bu erken oyunlarda bence Lissandra'nın birazcık Kha'Zix'e ihtiyacı olabilir. Çünkü Ziggs onu oldukça fazla darlayabilir, oldukça fazla zorlayabilir. Şimdi BPI takımı kendi çalısına geldi. Trundle da orada. Eğleniyor kendi çapında. Evet. Yalnız orada yakalanma ihtimali var. Şu an kör noktada. Oraya bir balta geldi. Balta yerine orada ölüm cezası atılsa, balta yerine orada ölüm cezası gelse belki de daha iyi bir iş çıkabilirdi ortaya. Ama yani Trundle'ı özellikle oyunun şu safhasında açıkçası öldürmek kolay olmayacaktır. Ve ona harcadığınız yetenekler sayesinde belki de ilk seviyede sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu arada Sinza oyunun çok erken bir safhasında kötü bir pozisyonda kalıp oradan sıçrayarak uzaklaştı. Ve orada belki de ölmekten kurtuldu. Bakalım 5 dakika boyunca bu sıçramasının yokluğunu hissedecek mi ki? Oyunun başında gerçekten baskınlar konusunda çok çok sıkıntı yaratan bir şampiyon rakiplerine, ama sıçraması olmazsa da o kadar büyük bir baskı olmayacaktır. Özellikle Lissandra burada kendisini şanslı sayabilir. Oyunun en azından 6. dakikasına kadar rahat rahat orada kalabilecek de. Bu arada Ziggs'i son pikselden tutturdular ve son vuruş orada Lucian'dan geliyor. Ve yani açıkçası BPI bunu istiyordu. 3 noktada rakiplerini yakalamayı başardılar ve sonuncuda da ilk kanı dökmeyi başardılar. Gerçekten de güzel bir ölüm cezası geldi orada Thresh'ten. Evet, o ölüm cezasını yukarıda kullanamadılar ama burada kullanmaktan çekinmediler. Ve Ilka'nın Lucian'a gelmesi direkt olarak koridoruna moralli ve önde başlamasına sebep olacak. Şu an için üstüne dönmeyecektir. Eşyasıyla devam edecektir ama üstüne döndüğünde o Ilka'dan gelen fazladan altını kullanacak. Ve bunun da moraliyle birlikte Jinx'in oyunun ilerleyen dakikalarında o hiper taşıyıcı özelliklerini kullanamaması için elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi dürtmeye de başladı. Evet, güzel bir başlangıç yaptı bir AVA takımı. Pardon, BPI takımı. Evet, ve Ziggs oyunun başında düştü. Skorun Lucian'a gitmiş olması da ekstradan 200 altının taşıyıcı şampiyona gitmiş olması burada çok önemli bir detay. Her zaman en azından minyonlar konusunda bir sıkıntı yaşamazsa rakip taşıyıcı göre daha önde olacaktır.
bu 200 altın sayesinde geriye döndüğünde ekstradan bir Doran kılıcı alması demek, ekstradan bir uzun kılıç alması demek, koridorda Lucian sayesinde belki de ezeli düşmanı Lucian'ın sayesinde, daha doğrusu Thresh sayesinde daha da öne geçmesine sebep olabilir. Bakalım bu etki kar topuna veya çığa dönüşecek mi? Evet, o çok önemli. Hani şu an için o kar topu efektini Jinx'in üzerinde kullanabilirlerse Jinx'in ilerleyen dakikalarda kendini toparlaması zorlaşabilir. Bu da Avia takımının işine hiç de gelmeyecektir. Şöyle bir bakıyorum. Lissandra o keskin buzlarının bekleme süresinin az olmasını kullanıyor ve şu an için ittiriyor. Kule altında Ziggs'i birazcık zorlamaya çalışıyor. Bu dakikalarda hemen küçük de bir minyon farkı oluşmuş Lissandra ve Ziggs arasında. Şu an bakıyorum. Mundo'da en sevdiği büyülerden biri olan Işından var. Olası bir takım savaşında üst tarafta ayrık ittirirken o ben geliyorum, baltamı aldım, geliyorum diyerek Işından ile birlikte takım savaşına dahil olabilir. Genellikle buna cevap olarak üst koridor oyuncuları Trundle'da yine bir Işından alabiliyor ama bu sefer tercih etmemiş. Sadece sıçra ve tutuşturla şu an için üst koridordaki yerini almış. Evet, bu arada uzaklardan bir ufuk kılıcı geldi yalnız. İşte. Devamı gelmeyince Leon'a birazcık önde kaldı. Yani orada... Ziggs'i yakaladılar ve işte Kha'Zix. Bundan bahsetmiştik. Orada Ziggs neredeyse düşecekti. Yalnız Kha'Zix canı az. Oradan uzaklaştı. Yani biraz önce gördük o ufuk kılıcının arkasından, Leona'nın attığı ufuk kılıcının arkasından gelen bir derisini yüz. Direkt olarak Leona'nın orada hani... Orada sel semletmesini engelliyor. Yani o derisini yüz o kadar önemli ki, onun zamanlaması o kadar önemli ki, o şafak kalkanını eğer Lucian'ın üzerinde kullanabilirse hem takım savaşlarında hem koridorun bu erken safhalarında işe yarayacaktır. Bu arada buzul pençesiyle oradan uzaklaşmayı başardı. Yalnız Marshall çok iyi bir yerden geldi baskına. İki güçlendirmesiyle birlikte çok iyi bir yerden ama geldi. Ama Lissandra'yı da öyle kolay kolay öldürmeniz mümkün olmuyor. Çünkü gerçekten o buzul pençesi o kadar fazla bir mesafe kat etmesini sağlıyor ki orada sıçramasını kullanmaya gerek bile duymadı. 6. seviye olduktan sonra her iki şampiyon. Şu an Ziggs'in sıçraması yok ve Lissandra'nın olacak, bu yüzden sıkıntı yatabilir. Evet, bir daha geldi bu arada Sinza. Bakın orada yine müthiş mesafe kat etti, hatta sağa gösterip solundan geçti. Kulesinin altına güvenliğe doğru gitti ki Marshall da bu kaybettiği süre boyunca başka koridorda baskı kurmadığı için bakın aşağı koridor gittikçe geri çekiliyor. Çünkü rakibin ormancısının görüntüsünü alınca burada BPI takımı hemen Thresh kendini öne doğru atıyor. Bunun da sonucu ne oluyor? Aslında orta koridorda fazladan geçilen bir vakit aşağı koridorda rakibinizin daha rahat oynamasına sebep oluyor. Evet, yani her zaman söylüyoruz ormancıların burada çok önemi var. Bu arada Fener geldi, derisini yüz geldi. Jinx patlangaçlarıyla oradan uzaklaşacak. Şimdi geri döndü. Leona'yı kurtarmak istiyor. Jizzle orada yavaşlattı. Arkasından dandanlarıyla güzel bir alan hasarı verdi. Şöyle bir kışkışladı. Arkasından da vurmaya devam ediyor. Kha'Zix orada çok büyük hasar aldı. Canı tamamen doluydu oraya geldiğinde ve şu an 3'te 1'lik bir canla oradan boynu bükük ormanına geri döndü. Şimdi Zinza kısa bir süre Ziggs'e yardım etti. Şimdi Lucian üzerinde tutuştur var. Fener'le kaçmasını başardı. Yani alt taraf inanılmaz hareketli. Evet, yani iki taraf çok agresif ikiller olduğu için burada hiç rahat durmuyorlar. Bir de ormancılar ufak tefek katkıda bulununca özellikle Thresh'in Fener'i sayesinde veya Leona'nın kitle kontrolü sayesinde bir anda orada aksiyon dozajını arttırıyor ki bunu birkaç kere gördük. Şimdi Lucian ilk defa geri döndü ve kendisine AMK kılıcını aldı. Almış olduğu ilk kan sayesinde belki bu dönemde alamayacağı bir eşya cebine koymayı başardı. Ekstradan da iksirler şu an yanında, koridorda çok daha rahat bir şekilde durabilecektir. Bunun yanında Jinx de aynı şekilde minyondan fazlalığı olduğu için AMK kılıcını almayı başarmış. Ki Icon önemi burada bir kez daha öne çıkıyor. Belki de o Icon olmasaydı Lucian geri dönerken sadece bir vampir hasarı yetinirdi. Evet, belki de o şekilde gelecekti ve sıkıntı olacaktı koridor safhasında Jinx'in hasarının kendisinden fazla olması. Evet, gerçekten Icon'un hangi koridorunu aldığı çok önemli. Orta koridorda bu arada Zinza boş durmuyor. Şimdi Mundo'ya gelecek. Mundo orada 7. seviye tutuştur geldi. Tutuştur Mundo'nun hiç de hoşuna gitmeyecek. Şimdi o Buzulstun geldi. Sıçralar geldi. Bir skor. Zinzo'da kaldı. Zinzo bu baskından eli boş dönmedi. Bu arada buzul pençesiyle aşağı çok iyi geldi. Leon'un ultisi geldi. Şimdi orada düşecek mi? Tutuşturla birlikte bir skor da Lucian'a kaldı.
Orada Ejderha gelecek. Ve Ejderha. Buzul pençesiyle Lissandra çok güzel geldi. Ultisini direkt olarak düşünmeden Leon'un üzerinde kullandı. Lucian'a bir skor daha kazandırdılar. Lucian böyle giderse istediği gibi ilerleyen dakikalarda takımına katkı sağlayabilecek. Şimdi ilk ejderhayı alacaklar mı? Orada çok yakındı ya. Gerçekten evet. Çok yakındı. Yukarıya kadar gitti ve manyak güçlü ölüm roketi elveda. Tabii bu ejderhaya karşılık kule alamayınca Sinza ile beraber Trundle aslında çok karlı çıkmış oldu VPI takımı ve aradaki altın farkını 1000'e çıkardı. Aslında geçen oyunda benzer bir senaryo ile karşı karşıyayız şu an. Eğer VPI takımı bu sefer bu altın farkını istikrarlı bir şekilde tutarsa bu şekilde veya artırmayı başarırsa bu maçta birazcık daha avantajlı olabilir. Çünkü geçen oyunda olduğu gibi karşısında oyun sonunda çok büyük sıkıntı yaratacak bir Kasadin tehlikesi yok. Veya Kha'Zix çok iyi durumda değil. Öyle bir Kha'Zix yok. Bu arada şimdi orada ufuk kılıcı geldi. Ve üzerine şimdi ölüm cezası geliyor. Çok güzel ölüm cezası. Ve ulti geliyor. İnfaz fakat bir noktaya kadar infaz edebildi. Canlar neredeyse aynı. İksirler içildi. Takası kimin kazandığını söylemek çok güç. Ama burada ittiren AWE takımı hemen kule altına uzaklaştılar. Lush'ta kule geldi. Altında. Evet. Fener geldi ama sadece yani, bir görüş. Bazen hani bazen bu Fener o kadar rakibi korkutabiliyor ki. Yani arkanızda biri yok ama bir Fener atıyorsunuz arkanıza. Tamamen hani böyle kandırmaya yönelik bir Fener ve rakip direkt olarak üzerine korku salabiliyorsunuz. Bunu Thresh kullandığı zaman çok efektif kullandığı zaman güzel sonuçlar alabiliyor. Şimdi aşağıdan ittiriyorlar. Lucian ve Thresh ikilisi üstüne döndü. Daha fazla orada riske etmek istemediler. Thresh şöyle bir yokladı o çalıyı. Kimse yok, bize kule altında kimse girmez abi. Biz buradan ölmeden bir uzaklaşalım, geri gelelim dedi. Aynı şekilde Jinx ve Leona ikilisi de şöyle bir ejderhaya totem koyduktan sonra üstlerine döndüler. Bu arada tabii şunu da söylemek lazım. Lissandra'nın seçildiği 12 maçta takımların 9 galibiyeti, 3 mağlubiyeti var. Çok yani iyi. Eğer bu maçta da Lissandra'yı iyi bir pozisyon tutmayı başarırlarsa şöyle bir potansiyeli var. Takım savaşına farklı bir noktadan gelip buzul pençesi sayesinde ulaşmak istedikleri o tehdit olarak algıladıkları şampiyona çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyor ve onu bir anda eritiyor. Bunun birçok örneğini görmüştük sezon içerisinde. Acaba bu maçta Mr. Mago bunu yapabilecek mi? Sezon içerisinde yapmayı başarmıştı. Niye olmasın? Şu ana kadar da işler yolunda gidiyor diyebiliriz. Bu arada ulti geldi. Orada Lucian tutmayı başardı. Lucian orada atları yaz. Kha'Zix arkadan geliyor. Müthiş bir hasar. Thresh orada düşüyor. Kha'Zix arada kaldı. Bir skor daha gelecek mi? Bakalım. Sinza bir vuruş. İkinci vuruş da almayı başardı. Fakat Sinza da düşüyor. Lucian skoru aldı. 2'ye 1 bir değişim. Ya Lissandra geldi. Orada Jinx yakaladılar. Jinx düşecek. Arkadan ölüm roketi geliyor. Daha doğrusu cehennem bombası geliyor. Mr. Mago hayatı için kaçıyor. Ama kaçamadı bir noktaya kadar. Lucian bir skor alacak mı? Lucian bir skor alacak mı? Orada. Lucian. Hayır alamıyor. Lucian. Alamıyor. Lucian. Müthiş bir iş yaptı orada. Reos da aşağı gelip gerçekten takımının çok daha kötü yaşayabileceği bir savaşı geri çevirmeyi başardı. Kendisine iki tane skor aldı. Yani çok güzel geldi orada Reos da ve Lucian eğer oradan bir skor daha alsaydı her baskından beslenen bir Lucian olacaktı ve oyunun ilerleyen dakikalarında gerçekten çok daha tehlikeli bir Lucian olacaktı. Ziggs orada sihir mayın tarlalarını önüne dizdi. Önüne sundu, bütün mayınlara basabilirsin dedi. Ve Lucian da bu teklifi geri çevirmedi. Ve orada Ziggs'in bombalarının kurbanı oldu. 2'de 2 yaptı. Bu arada Trundle bayağı bir Mundo'yu zorlar durumda. Şu an Stormage yukarıda. Mundo ultisine başvurmak zorunda kaldı. Stormage bayağı bir ittiriyor. Darlıyor ama bir türlü o minyon farkını açamıyor. Tabii ki Mundo'ya karşı da minyon farkını açmak çok da kolay değil. Sonuçta yani her 30-40 saniyede bir ultisiyle canını fullleyen bir şampiyon evet. Varsa onu dürtmeniz de zor oluyor. Mananız yetmiyor, vurduğunuz hasar yetmiyor. Ki mahvolmuş Kralın Kılıcı hala bitmemiş durumda. İki tane hançer duruyor ki döndüğünde alacak diye tahmin ediyorum. Bu arada şimdi ulti geldi. Tutuşturla beraber ultisi rakibini kovalıyor ama orada skor alacağını zannetmiyorum. Kule altına girmeyi tercih etmedi. Mundo istediği yere yani merkeze dönüyor bu sefer ölmeden. Evet. Mundo artık bu sefer gidecek. Hemen bakıyorum üzerinde bir dev kemeri var. Bir zincir yelek var. Onu gün ateşi pelerine döndürüp yanına da bir iki iksir atacaktır. Evet öyle de oldu. Yanına da bir iki iksir, iyileştirme iksiri koydu. Çantasına da bir tane totem attı. Neden? Çünkü şu an gördüğünüz gibi Kha'Zix orada. Burada devamında Trundle'ın o agresif oyununa karşı olası bir kule altı istemiyor Mundo. Ve bu
görüşüyle birlikte aşağıda, aşağıda bir olay var. Orada Trish'in üzerinde büyük bir hasar var. Lucian sadece Jinx'e odaklanmış durumda. Sıçradan uzaklaşma. İnfaz geldi orada. Bir skor gelecek mi? Ama giderken avlanacak mı? İki tarafta biraz skor aldı. İnanılmaz. Ve geldi. Skor! Six! Yalnız burada Leona inanılmaz oynuyor. İnanılmaz ya. İki pozisyonda da inanılmaz oynadı. Orada infazın önüne geçti. O ufacık açıdan iğne deliğinden geçmesine izin vermedi. Skorun da takım arkadaşları kalmasına sebep oldu. Gerçekten muhteşem bir performans. Bu arada şimdi Ziggs çok ortada dönüşte, kaldı. Dönüşte çok ortada kaldı. Oldu mu o? Oldu mu? Olmadı. 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 Ama şöyle bir şey var ki Rheos da haritayı çok iyi takip ediyor. Üç kere ana haritaya bakarken bir kere de sanırım o küçük mini haritaya bakıyor ve sürekli olarak gözü aşağıda. Ama yani şimdi şöyle bir şey var. Haritayı takip ederken kendi koridorunu da arada bir takip etmesi lazım. Hala bence aşağıya bakıyordu. Hala oradan aşağıya gaza bakıyordu. Geldi skor alınca. Bir de ortada bunalırsa falan diye. Yıkardı buraya herhalde. Tabii ki Lissandra'nın bence de ve Lissandra'nın ultisini hafife almamak gerekiyor. Ne kadar güçlü olursanız olun sizi yerinize mıhladıktan sonra yapabileceklerini tahmin bile edemezsiniz. Lissandra orada yine ultisini çok güzel kullandı. Ama Ziggs'i de tebrik etmek lazım. Bir önceki pozisyonda alt koridordaydı gözü. Sanki böyle bir Shen gibi sürekli olarak yardıma ihtiyacı olan birine hemen ulti atıyor. Ve oradan ya skor alıyor ya da takım arkadaşlarına büyük bir katkı sağlıyor. Ama biraz önceki Lucian oyununda gerçekten Leona inanılmazdı. Evet, yani Scott 6 tane asisti var ama her birisi emek. Her birisi emek çok, değil mi? Çok acayip gerçekten. Yani zaten 7 skor var ve 6'sı şu an hiç kolay değildi yani, o kadar inanılmaz pozisyonlarda kaldı ki bazen hani son 50 canıyla neredeyse hayatta kaldı. Bu arada ulti geldi orada. Totem oldu ki görmeyi başardılar. Ve arkada Zinza geliyor. Bakalım kazı gidecek mi? Hayır. Arkada Thresh'i almayı tercih ettiler. Ejderha görevine doğru şimdi yola çıkacaklar mı? Hayır. İlk önce kuleyi orada alacaklar. Ziggs de orada. Yani Rheos da aşağı doğru güzel kat ediyor. Gerçekten bu özelliğinden de bahsetmiştik. Haritada dolaşmayı çok seven, koridorunu ittirdikten sonra diğer koridorlara baskı kurabilen bir oyuncu. Bu özelliğinde bence bu oyunda yani tavan yaptı şu ana kadar. Evet. 4-2-0 skoru. Evet. O 4 tane skorda da aşağı koridora gerçekten çok iyi geldi. Yani Rheos da uzun zamandır aslında onu bir dönem orman oynamayı tercih etmişti. Ama ondan önce de sürekli olarak orta koridorda görüyorduk ve bu oyun stilini her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Aslında o bu arada kule altında Mundo'nun üzerine tutuşturuyor. Trundle çok zorladı. Yani kule altı yapacağı rakip Mundo. Hani yok, öyle bir dünya yok. O kadar kolay değil yani. Belki ileride başka bir pozisyonda yakalarsa alır da zannetmiyorum yani. Evet, o Mundo'yu öyle öldürmek kolay değil. Şu an için üzerinde sadece bir mahvolmuş kralın kılıcı var. Evet, saldırı hızı, kendini iyileştirmesi güzel etkiler ama karşısındaki Mundo'ya o kadar da kolay olmayacaktır ki Mundo bir de dev kemeri çıkmış üzerine. Yani orada Xin'Zhao'nun gelip birazcık o Mundo'nun zırhını indirmesi gerekiyor ki kule altında beraber gitsinler. Ya şunu istiyor aslında, koridorda duramamasını istiyor Mundo'nun. Geri gitmesini istiyor ki kuleyi alabilsin ki bunu şu an başardı, kuleyi almayı orada sonunda. Bu arada aşağı koridorda yine Thresh yakalandı önde. Takım arkadaşının kaçması için bu fırsat. Hop, evet orada biraz daha Zeynot oynuyor. Eğleniyorlar şu an ve dans başladı. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Oo, bu arada yukarıda bu sefer Trundle yakalanmış gözüküyor. Oraya gelen başka kimseyi görmüyorum ve oo, çok güzel, çok güzel sıçradı. Ve çok güzel sıçradı. Skoru aldım zannettim. Bıraktı. Bakalım. Şimdi arkadan Ziggs geliyor. Bakılacak. Ve yaşayacak bu arada mı? Yaşamadı İnanılmaz. Ama skoru İnanılmaz. Almayı başarabilecek mi? Almayı başardı. Rheos'ta. Şimdi yalnız. Lissandra ile karşılaştı. Ya tam seviniyor bu çocuk. Lissandra geliyor, bütün sevincini alıyor. Bütün sevincini kursağında bırakıyor ya. Yani Lissandra bu arada çok güzel bir güneş patlaması. O fıkılıcı çok iyi geldi. Amansız hücum. Arkasından Dandanlarla son bir vuruş gelecek mi? Xin'Zhao Jinx'e bıraktı ama Jinx bundan yararlanamadı. Ya bir çekil de ulti atayım diyor. Bir ulti atayım diyor. Atamadı. Ve ama orada Jinx'la skor Jinx'e kaldı. Jinx orada ödülünü aldı ama hani o Thresh'in surlarına bir türlü geçemediler. Yani o Thresh'in surlarına bütün surlarına da yakalandılar. Ya şimdi şöyle bir şey var. Evet. Leona şu ana kadar 8 tane asist yapmış durumda. Her birisinde emek var. Thresh 5 kere öldü ama her birisinde de bir fedakarlık var. Evet. Yani o Lucian bir kaçsın da. Evet. Ben öleyim, beni bırak. Az önce de gördük, şimdi de gördük.
Yani gerçekten Trash ve Leona şöyle diyebilir miyiz? İkisi de gerçekten görevlerini sonuna kadar yapıyorlar. Ve yapmak için de büyük çaba gösteriyorlar. Şu an kulelerde AVH takımı üstünlüğünü kurdu. Alt koridoru aldı, alt kuleyi aldı, üst kuleyi aldı. Şimdi sırada bir orta kule görecek miyiz? Eğer orta kuleyi de AVH takımı bu dakikalarda alırsa yavaş yavaş ormanın üstünlüğünü ele geçirebilir. Stratejilerini, kompozisyonlarını biraz daha kullanmaya, takım savaşlarına yönelmeye çalışabilirler. Bu arada Ziggs iyi dürtüyor şu an, iyi dürtüyor. O uçta geldi. Çok güzel geldi, iyi de hasar verdi. Mr. Mogu bunu beklemiyordu yalnız. Oo, ulti geliyor ve skor! Skor! Mükemmel bir ulti! Müthiş! Bu arada Lissandra'nın ultisi vardı ve tercih etmedi kullanmayı. Sanırsam ki o artık... Fark etmedi mi? Dürtme bitti diye zannetti ama evet. Arkadan Jinx'in ultisinin geleceğini tahmin etmedi. Ve şu an AVH takımı gerçekten... Tam anlamıyla düşündüklerini yapabiliyor. Sıçra geldi. Devamında güneş patlaması yanlış yere. Güzel bir orada fake verdi. Kha'Zix arkada Ziggs ile özel olarak ilgileniyor. Oh. Şimdi Zinzar çok içeride kaldı. Lucian'a bir skor daha geldi. Devamında Jinx da çok güzel hasar verdi. Nasıl bir hasar? İnanılmaz bir hasar. Lucian gitti ya, yok oldu. İnanılmaz bir hasar çünkü Jinx'in şu an... Evet, Mundo'nun artık gelme vakti geldi yani. Evet, Mundo artık gel. Geldiği gibi de yalnız. Ne yapmışsınız siz bu adamı diye sormuş olabilir. Abi çok kasmış bu ya. Bizimle oyunlarda da oluyor. Abi bu ne vuruyor? Evet. Abi ne yapmışız ya bu falan gibi. Evet. Geldiğinde pişman oldu patron. Şimdi geri dönüyor yukarıya. Ya gerçi ışınlanması var. Şu ana kadar birçok da pozisyon oldu. Hiçbir şekilde kullanmayı tercih etmedi. Ya Trant'ı da yukarı koridorda yalnız bırakmamak isteyişini anlıyorum. Mahvolmuş kralın kılıcını... Kullanabilen bir Trant'ın hızlı bir şekilde kuleleri, minyonları temizleyebilecektir, minyon dalgalarını temizleyebilecektir. Ama gelmediği sürece de burada takım arkadaşların şu an aşağı koridorlarda çok fazla bir şansı yok. Yani o Mundo'nun patronluğuna şu an ihtiyaçları var gibi. Evet. Yani yavaş yavaş biraz önce de belirttiğim gibi hani alt koridoru aldılar, üst koridoru aldılar, orta koridoru aldıktan sonra da şu an görüyorsunuz ejderha ve çevresinde bir totemleşme söz konusu. Leona ve takım arkadaşları iyi çalışıyor. Görüşleri elde etmeye çalışıyorlar. Ve devamında bu arada orada keskin buzları Lissandra Jinx'in üzerine kullandı. Ya Jinx o bölgeyi hani çizdi. Buraya kimse yaklaşmasın. Evet abi. Şu an. Çılgın kız abi. Yani tek başına geziyor orada. Her zaman olduğu gibi. Bakar mısın? Kha'Zix bile gitmekte orada kararsız. O bölgeyi şu an kuşatmış durumda tek başına. Uzaktan Mundo ile bir tane Jinx geldi. Ve üzerine yalnız Mundo'nun canı çok fazla gitti. Çok güzel ufuk kılıcı. Yani Mundo şu an üzerinde bir Megatron peleni var. Dev kemeri var. Günlet taşı peleni var. Aslında çok da az bir canı yok ama şu an çok hasar alıyor. Bir de Jinx'in büyü hasarı veren Jinx'ti. Bu arada Lissandra geldi. Nereye geldim ben dedi. Ultisini kendi üzerine kullanmak zorunda kaldı. Orada Zinza'nın üzerinde büyük bir hasar var. İnfaz devreye girdi. Leona skoru geliyor. Orada Lucian bir skor almayı başardı. Devamında Kha'Zix toplayacak. İlk olarak Jinx'i aldı ve 2'de 2 yaptı. Lucian bu savaştan AVH takımı ama yani burada Trant'ın birazcık savaşa katılmakta geç kaldı. Bir an için aşağıya doğru yönlendi ama takım arkadaşları zaten bunu kaybettik. Sen git yukarıdaki kuleye al diye işaret verdiler. Bu arada müthiş bir hareket Ziggs geldi oradan. Ya, çok güzel ulti. Yine Reos'ta, yine Reos'ta. Neler yapıyor bu oyunda, inanılmaz. Diğer taraftan acaba Lissandra'yı alır mı? Bakalım Fade'e yalnız ondan da başardı. Devamı gelecek mi? Son bir vuruş. Hayır, hayır, hayır. Bir yere kadar üzerinde tutuştur vardı. Reos da bugün bizim gırtlakları patlatacak anladığım kadarıyla. Yani neler yapıyor Ziggs? O Ziggs mekaniklerini, o patlayan lokumları, sihir mayınları gerçekten inanılmaz iyi kullanıyor ya. Basketbolda bir terim vardır. Fade away. Bilir misin? Az önce onu yapmaya çalıştı ama rakibi de gelip bloğu bastı. Bloğu yani bastı. Lissandra yok dedi. O kadar değil dedi yani. Evet. Lissandra biraz önce aslında bloğu basmadan önce o buzul pençesiyle birlikte şöyle bir yerin altından çıktı. Ben ne zamandır yerin altındayım ya demiştir herhalde yukarıya çıktığında. Çünkü orada olaylar bayağı bir gelişmiş durumda. Bu arada arkadaşlar inanılmaz bir maç izlediğimizi hep beraber görüyoruz. Şahit oluyoruz. Bu maçın oyuncusunu siz seçeceksiniz. O yüzden oylarınıza devam edin. Benim kafamda bir iki isim var ama müdahale etmek istemiyorum. Evet. Söz sizde olacak. Evet, bunu da nasıl yapacağınızı kısaca hatırlatayım. LOL KMF hashtag'i ve... LOL KMF boşluk. İstediğiniz oyuncunun ismini başına takım ismi koymadan yazıyorsunuz. Evet. Bunu da belirttikten sonra şimdi tekrar oyunumuza döndük. Orada Lucian bana
Onu döndü şöyle bir ama arkasında... İnandı. Evet inandı. Orada güneş patlaması çok iyi geldi. Çok güzel ulti geldi orada. Jinx skor almayı başardı. Lucian üzerinde büyük bir hasar var. Orada canını zor kurtardı. İnfazıyla şöyle arkasını dönüp ateş etmeye devam etti ama... Ne çektin be Türeş? Ne çektin be Türeş? Gerçekten abi hani hayatını kurtarmak için çok çalışıyor. O ne ya? O dandanlar ne vurdu? İki tane vurdu. Kha'Zix'in. Ama üzerinde... Kha'Zix'in eşyalar birazcık agresif olduğu için ve dürü olmadığı için... Şu an normal. Ya üzerinde sadece Merkür'ün adımları var defansif bir eşya olarak. O da büyü direnci veriyor. Ve şu an o kuleyi istiyorlar. Sanki bir baron almış gibi inanılmaz özgüvenliler. Ve şu an orada Thresh'in yokluğunda da o Thresh ultisi yokken burada bir şeyler yapalım abi diyorlar. Kha'Zix geldi. Şimdi Thresh de geldi. Ve şöyle bir bakıyorum. Jinx üzerinde bir kanı susamış var. Statik hançer var. Hayalet pelerini var. Savaş çizmesi var. Şu an için oldukça iyi durumda. Tabii ki Lucian'ı da unutmamak lazım. Ardı arkasında kesilmeyen skorlar aldı. Ve bir üçlü kuvvet kanı susamış ve savaş çizmesi de şu an için Jinx'in karşısında oldukça büyük bir güç olarak. Bir Fener geldi şimdi oraya bu arada. Evet şöyle bir baktılar Fener'le birlikte. Totemler geldi. Ve geri çekildiler. Bu sefer ortadan minyon dalgasını ittirecekler. Tabii ki ittiren minyon dalgalarından sonra rakibin ormanı kendine sonuna kadar açık ve oraları işgali devam ediyor. Şu an AV takımı bakın giderken de hiçbir şey bırakmıyorlar. Geride geldiler, talan ettiler, boşalttılar ve şimdi rahat rahat geri dönecekler. Acaba şu an Baron Savaşı'na ihtiyaçları var mı? Arada 7000 altın bir fark var ama çok da müthiş bir farktan bahsetmiyoruz burada. Evet Sinza orada bir golem, totem tarafından görülünce hemen kafası çantayı yedi ve uzaklaştı. Baron Savaşı şu an AV takımı için intihar olabilir. Çünkü rakipleri evet. Baron'u çalarsa aradaki altın farkın çok fazla bir manası kalmayacak. O yüzden son yapmaları gereken şey bence bu Baron Savaşı. Şu an için üstün durumdalar. Hem Ziggs hem Jinx ikisi de çok şimdi iyi durumda. Şimdi orada Trundle yakalandı. Doğru hedef mi acaba? Oo, evet, cezasından da güzel kaçtı. Ve orada yaşadı. Takım arkadaşlar olmadığı dönemde. Bu arada bir de gitti arkada. Bir de ısırık aldı orada. Yani Thresh'den. 4 kişi var orada. Buz ustunu araya çekmeyi başardı. Ve troll kişi, sonuçta. Troll abi hani. Çok da önemli değil onun için. Orada istediğini yaptı, kaçmayı başardı ve şimdi takımlar birazcık duruldu. Aşağı koridordaki o kuledenin gitmiş olması BPI takımı için zorluk çıkarıyor. Çünkü Baron'a en uzak koridordan bahsediyoruz. Burada birisi görüldüğü anda hemen Baron Savaşı'nın habercilerini görüyoruz. Bakın hemen Baron'a başladılar çünkü aşağıda Lucian vardı. Acaba kapatabilecekler mi? Ve çok uzaklar şu an. Aynen. Yavaş yavaş oraya yanaşıyorlar ama geç kalabilirler. Çok geç Baron'un kalacaklar gibi. Baron'un canı oldukça hızlı azalıyor. Tabii mahvolmuş Kral'ın kılıcı var orada. Bu arada şimdi Kha'Zix içeri girdi. Canı çok az. Oradan kaçtı ve... Oo. Evet, canı çok az aldığı için de geri dönmeyi tercih ediyor. Ne hasar veriyor? Ne hasar veriyor Jinx? Üzerine tutuştur var. Lissandra ultisi geldi. Orada Lucian hemen oradan Jinx'i çıkarmayı başardı. Devamında Mundo çok arada. Şimdi özel olarak orada Lucian'la ilgileniyorlar. Ve orada Ziggs Lucian'ı düşürmeyi başardı. Buzul pençesiyle kaçabilecek mi? Kaçtı. Oradan en az hasarla uzaklaşmaya devam edecek mi? Ziggs var. Fantastik bir atlayış. Atlayış. Çok iyi atladı. Çok iyi atladı. Ve sıçrasını kullandırdı. Yani... O patlayan lokumu bu kadar efektif kullanabilir. Oradan... Evet, evet. Şu ana kadar gerçekten muazzam çok oynuyor. Çok güzel oynuyor. Baron'u da almayı başardılar bu arada. Onu söylemek lazım. Arkada Zin son anda çarpını kullandı. Kha'Zix oraya çünkü yaklaşamaz pozisyona geldi. Kendisinin pek tank olmadığından bahsetmiştik. Oyunun şu döneminde açıkçası çok büyük sorun, sıkıntı yaratıyor. Özellikle bu Baron Savaşı'nda yani iki tane saldırı, iki tane yetenek yedikten sonra neredeyse düşecekti. Ve oradan uzaklaşınca da Baron'u rakip takıma hediye etmiş oldu. Ve böylelikle AV takımı aşağı koridordaki Lucian'ı gördüğü anda doğru hareketi yaparak bu çok önemliydi. Yani rakiplerinin görüşüne hakimken Baron'a başlayarak Baron'u kendi haline yazmayı başarlar ve aradaki altın farkını 10.000'e çıkardılar. Yani oyunun başında yeniden bir Kha'Zix görecek miyiz dedik ama Kha'Zix şu an o kadar geride ki. Yani bir Zinza'nın eşyalarına bakıyorum, bir Kha'Zix'in eşyalarına bakıyorum. Hani sadece bir hırpalayanı var, büyük kertenkelenin ruhu var ama... Zinzao'da hani Demir Soleil'in broşu var, Antik Golem'in ruhu var, üzerine bir hırpalayan gelmiş, gezgin çizmesi, Alaz Cevere yok yok yani. Şu an Zinzao aralarına girdiğinde rakibin oldukça tank olduğundan uzun süre hayatta kalacak. Ultisiyle şöyle bir dağılın diyecek. Hani olası bir durumda kendi nişancısını koruyacak, Ziggs'i koruyacak. Biraz önce de Lucian'a çok iyi odaklandı, Lucian'ı çok güzel geride tuttu. Ve Reosta'ya bir skor kazandı Lucian'la birlikte. Şimdi de alt koridordan AVA takımı...
ittirecek biraz daha. O baronu şu an için nasıl kullanacaklar, nasıl kullanmayı düşünüyorlar? Şimdi alt koridor için. Minyon dalgalarını kendi evet. tarafından çekip rakibe doğru yönlendiriyorlar. Ve aşağı koridordan baronu en uzak koridordan başlayarak o inhibitörü almak istiyorlar. Ki doğru da yapıyorlar bana sorarsan. Ve onlar için sanırsam oyunun bu dönemde en iyi senaryo gerçekleşmiş durumda. İki tane taşıyıcı şampiyon, hem nişancı hem büyücü şampiyonlarda 8'er tane skor var. Daha ne istersin? Evet. Yani şu an Jinx'e çok iyi hasar veriyor. Üzerinde bir son fısıltı var, bir statik hançer var. Hayalet bileğini kalın susamışı. Ve şu an bir Ullar'ın tılsımı geldi. Orada birini mi gördüler? Evet, Ullar'ın tılsımı geldi orada. Lissandra. Şimdi Lissandra çok ortada kaldı. Bir Zhonya, bir ulti hayatta kalmaya çalışıyor. Oradan söktü ve aldı. Söktü ve aldı. Orada skor Jinx'e kaldı. İnanılmaz. İnanılmaz kaçtı orada. Neredeyse kaçacaktı diyelim. Oo, evet. Bu arada Dust bombaları ne kadar vurduğunu gördük. Doğuşuna bir tanesi isabet etti ve canın neredeyse yarısı gitti bu arada. Mundo'ya odaklanıyorlar. Şimdi Mundo sıçradı oradan ultisini açtı ve uzaklaştı. İnfaz geliyor. Ama İnfaz çok da geliyor? Büyük bir hasar verdiğini söylediğimiz Kha'Zix yandı. Birileri şunların canını indirsin lütfen. Ben de girmek istiyorum bu savaşı diyor ama çok fazla bir şansı yok. Ve inhibitor kulesi düşüyor. Şimdi aşağı doğru ilerleyecekler mi? Hayır, vazgeçtiler. Geriye doğru daha güvenli bir noktadan dönüyorlar. Tabii ki önden. Hemen Xin Zhao bu kuleyi tartlamak konusunda hevesli ki o çıktığı zaman Trundle'da bu görevi devralabilir evet, Leona ile beraber. Evet, sana vereyim Trundle dedi. Trundle aldı. Orada ölüm cezası tuttu. Derisi düz geldi. Üzerine çok büyük hasar var. Orada Xin Zhao kuleyi yok etti ama Lucian yine nasiplendi. Yine bir skor aldı. Şimdi devamında Jinx'e odaklanmış durumdalar. Jinx orada bir skor almayı başardı. Uzaklaştık. Devamında bir Jinx, bir Jinx ultisi. 2'de 2 yapıyor. 2'de 2. İnanılmaz ultiler atmaya, inanılmaz işler yapmaya devam ediyor. AVA bu takım savaşında kazanıp oradan iki kule de alacak mı? Bu arada Jinx Lissandra'ya geldi ama Lissandra oradan buzlu pençesiyle uzaklaştı. Kha'Zix. Kha'Zix. Ve karşılığında da Xin Zhao'da Kha'Zix'i almayı başardı. Ne oldu o Kha'Zix'e? Neredeyse havada öldü. Düştüğü yerde neredeyse düştü, yani öldü yani. Yapacak bir şey yok. Ve oyunun sonuna doğru geliyoruz artık. Jinx'le beraber orada. Bu arada üzerine gitti şimdi. Ve Jinx'i almayı başardı Lissandra. Fakat arkadaki kuleyi alabilecekler mi? Xin Zhao saldırı yapmak konusunda birazcık çekimser kaldı ama rakipten bir oyuncu şu an oyundan ayrılmış durumda. Lissandra üzerinde tutuştur var. Zhonya'sı geldi oradan fakat çıktığında ölecek. Ve son vuruş bakalım gelecek mi? Mundo gelip ama kurtarabilecek mi? Geliyorlar. Jinx orada devam ediyor. Çok inandı. İnfaz geldi o skor. Mundo'ya kaldı. Patron oyundaki ilk skorunu almayı başardı. Evet, almayı başardı. Ve geri geldi. Ve Rogue'u. Thresh dur daha bitmedi dediler. Dur daha bitmedi dediler. BPI'den Thresh tekrar döndü. Yani bugün gerçekten ne çektin Thresh? Yani çok uğraştı. Ama yani takım arkadaşına bu arada bakacak olursak Lucian da kötü durumda değil. 14-3. Tabii ki 10'a 4 oynuyor yani. Bu skora ulaşmasının, bu evet. istatistiğe uğraşmasının en büyük sebebi belki de takım arkadaşının kendisi için devamlı kendisini feda etmesiydi. Geride kalmaması için devamlı kendini öne attı. Ama işte böyle kendisi durumlarda yaşanabiliyor. Kendisi de çok geride kaldı işte. Yani bu kadar ölünce yani şöyle bir bakıyorum. Hani Leona'nın üzerinde Ullar'ın tılsımı var ve hani 3 tane ana eşyasını bitirmiş durumda. Thresh'te daha göçebe madalyonu var. Yani o Ullar'ın tılsımına bile dönmedi. Bu arada işte Leona'dan intikam mı alacak Thresh? Bir derisini yüz geldi. Mundo çantalarını fırlatmaya devam ediyor. Şimdi Trundle olaya geldi. Nereye gidiyorsun Mundo dedi. Bir ufuk kılıcı, manyak güçlü roket. Bir skor Jinx'e arkadan dürtmeye devam ediyor. 2'de 2 yapıyor. 5'te 5 gelebilir. 5'te 5 gelebilir. 3'te 3 yapıyor. Jinx kovalıyor. Dandanlarıyla vuruyor. Çok iyi kovalıyor. 4'te 4 geliyor. 5 gelecek orada mi? Çok iyi gidecek. 5 gelecek mi? Skoru bırakacaklar mı? Bir skor, bir skor gelmedi. İnanılmaz bir oyun. Ama orayı çok açmıştı. Yani oraya yetişmesi çok mümkün değildi. Her ne kadar heyecanlansa bile. Ve oyunu bitirmeye doğru yaklaşıyor şu an AV takımı. Emin adımlarla süper minyonların öncülüğünde. Ve Nexus'ta son vuruşlar gelecek. Rogue bu sefer ayrılmak daha kötü. Çünkü AV takımı 2-0'la bu seriyi kapatmayı başarıyor.